O halde niye bugün alemi İslam'ın hali böyle perişan? Niye bugün Müslümanların kanları pervasızca akıtılıyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların hakları bu kadar rahatlıkla çiğneniyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların ırz ve namusları çiğneniyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların toprakları işgal ediliyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların sesi çıkmıyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların hakimiyeti yok? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların adları sanları yok? Niye Müslümanların bugün birlikleri, beraberlikleri yok? Niye bugün binlerce Müslüman öldürüldüğü halde niye kimsenin kılı kıpırdamıyor, niye ses çıkmıyor, niye hesap sorulmuyor, niye bir şey olmuyor? Eğer bunları düşünmüyorsanız, ki mutlaka düşünüyorsunuzdur, yani kime şimdi sokakta önüne geçip de kime sorsak bir şeyler söyler. Ama benim burada üzerinde durduğum mesele, Kur'an'ın haberi ışığında, Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an'ın izahı içinde meseleyi bulabilmek. Esas bizim içinden çıkamadığımız mesele burada. Alemi İslam Kur'an'ı bilmiyor. Hasbel kader Müslümanız, kaderin bir cilvesi olarak müminiz ama 1,5 milyarlık İslam alemi maalesef Kur'an'ı bilmiyor. Değişik şekillerle Kur'an'ı telakki ediyor. Kur'an'ın tespitine, Kur'an'ın teşhisine, Kur'an'ın verdiği rapora, Kur'an'ın verdiği açıklamaya tamamen ulaşabilmiş değil. Hadiselere Kur'an'ın dışında bakmaya çalışıyor. Kur'ansız düşünmeye bizi zorluyorlar. Kur'ansız yaşamaya, Kur'ansız düşünmeye, Kur'ansız hadiseleri açıklamaya bizi zorluyorlar. O zaman da işin içinden çıkamıyoruz. Dost kimdir, düşman kimdir bilemiyoruz. Hak nedir, batıl nedir bilemiyoruz. Bu hususu kısa bir açıklamayla bağlayıp konunun diğer yönüne geçmeye çalışayım. Hazreti Ali radıyallahu teala an Efendimiz anlatıyor. Yahudi kökenli, Yahudi asıllı ve Yahudilikle iç içe olan bizim de ehli kitap dediğimiz, nasıl olmasa bunlara bir kitap gelmiş Tevrat adında, her ne kadar sonradan bozulmuş çeşit çeşit tahrifler yapılmışsa da temelde kendilerine ilahi bir kitap geldiği için bunlara ehli kitap deniyor. Yani kitaplı kafir. Ehli kitap demek kitaplı kafir demek. Bir de kitapsız kafirler var. Kitapsız kafirlere karşı İslam kitaplı kafirlere biraz daha yumuşak bakmış. Biraz daha yakın bakmış. Bunu biliyorsunuz. Kitaplı kafirlerin erkeklerine İslam kız vermemiş ama kitaplı kafirlerin kızlarını Müslüman erkeklere almış, kabul etmiş. Yumuşak davranmış, yakınlık hissetmiş. Hazreti Ali diyor ki böyle bir Yahudi komşu vardı. Ben ne zaman evden çıkıp da sokakta yürümeye başlamış isem, sokakta yürümeye geçer geçmez dönüp arkama bakıyordum ki bu Yahudi asıllı komşu benim hemen arkamda büyük bir saygıyla, saygı tavrıyla, edep tavrıyla, hürmet tavrıyla peşimden yürümektedir.
Günlerce bu devam etti diyor. Aylarca devam etti. Ne zaman sokağa çıksam arkamda Yahudi ellerin böyle bağlar, büyük bir edeple, hayretle, hürmetle peşimden gelirdi. Buna bir türlü bir mana veremezdim. Niçin bu Yahudi bana hürmet ediyor? Niçin bana bu saygıyı gösteriyor diye hayretle, merakla, lakin soramadım, soramıyordum. Ve merakımı da izale edemiyordum. Vakta ki, ne zaman ki Allah-u Teala'dan şu ayet geldi diyor. Bakın Allah aşkına. Alemi İslam'ın içinde bulunduğu çıkmaz buradan başlıyor. Ne zaman ki şu ayeti kerime geldi diyor Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Ayeti biliyorsunuz. Habibim Resulüm. Ayetin muhatabı tabi evvela Peygamber Zişan. Sonra bütün müminler. Ey benim Resulüm Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Yeryüzünde müminlere ve Müslümanlara düşmanlık bakımından Yahudi'den daha şiddetlisini bulamazsın. Yeryüzünde Müslümanlar için en büyük düşman Yahudidir diyor. Hazreti Allah söylüyor bunu. اَشَدَّ النَّاسِ İnsanların en şiddetlisi adaveten düşmanlık bakımından. Müminlere, Müslümanlara düşmanlık, adavet demek Arapça, adavet demek Türkçe düşmanlık anlamına. Düşmanlık bakımından mümini yok etmek, Müslümanı yeryüzünden yok etmek için insanların içinde Yahudi'den daha büyük düşman bulamazsın. Ey benim Muhammed Mustafa'm! Ayet böyle geldi. Bu ayet gelir gelmez diyor Hazreti Ali, benim şahsen gözlerim açıldı. Kur'an'ın aydınlığı önümü aydınlattı, gönlümü aydınlattı, ruhumu aydınlattı. Akşam diyor ayet-i kerimeyi peygamber bize tebliğ etti, açıkladı. Sabahleyin uyanmış bir gönülle sokağa çıktım. Döndüm arkama baktım ki Yahudi de yine aynı hürmetle ellerini bağlamış arkamdan geliyor diyor. Allah aşkına anlayınız. Ses çıkarmadım. Sokağın nihayetine kadar, sokağın sonuna kadar arkamdan geldi. Tam köşeyi dönmeden geriye döndüm. Yakasından tuttum Yahudinin diyor. Ema ente bi Yahudiyin ya filan. Ey falanca sen Yahudi değil misin? Evet Yahudiyim ya. Güçlüsün, kuvvetlisin, alimsin, hikmet sahibisin, ilim sahibisin. Elbette sana hürmet edildi, ben de sana hürmet. Dedim ki diyor ey Yahudi, Allah mı doğru söyler, sen mi doğru söylersin? Titredi Yahudi diyor, elbette Allah doğru söyler. Allah doğru söylerse amennâ ve saddakna, akşam ayeti kerime geldi. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا Siz mümin olduğunuz müddetçe Yahudiler sizin en çetin düşmanınızdır diye ayet geldi. Sen benim düşmanımsın, gerçeği söylemezsen seni öldüreceğim dedim diyor. لَاَقْتُلَنَّكَ Korkudan diyor rengi sarardı, tutuştu ve ya Ali bana aman ver, bana fırsat ver söyleyeyim dedi diyor. Ellerimi yakasına çektim. Dedi ki ya Ali, evet Allah doğru söylüyor. Sana o kadar şiddetli husumetim, düşmanlığım var ki, sana öyle bir düşmanım ki, lakin sen cesur, kahraman, yiğit bir adamsın. Karşına çıkıp bu cesareti gösteremiyorum, düşmanlığımı yapamıyorum, çaresiz kalıyorum. Lakin sen önde giderken senin gölgen arkana düşüyor, arkanda gölgendeki kafana basa basa, başını çiğneye çiğneye gelerek düşmanlığımı tatmine çalışıyorum dedi diyor. Sen önde giderken gölgen arkaya düşüyor tabi, gölgende de kafan var, başın var, o başına, gölge olan başına basa basa gelerek düşmanlığımı yenmeye, tatmin olmaya çalışıyorum. Evet, Allah doğru.